Bedenimizde ve ruhumuzdaki fazla yükler bizi yorar. Evimizdeki fazla eşyalar bizi bunaltır. Gereksiz ağırlıklardan, fazla eşyalardan kurtulmamız lazım ki her anlamda daha dengeli ve daha hızlı Olabilelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli arkadaşlarım. Ruhsal büyümenin önünde bize engel olan ağırlıklardan, manevi duygusal ağırlıklardan bahsedeceğiz. Bizim dayanıklılığımızı da engelleyen sinirlerimizin daha hızlı bozulmasına sebep olan psikolojik yükleri nasıl omuzlarımızdan atabiliriz? Ve daha güzeli tabii ki bu yükleri, bu yüklerle zihnimizi doldurmamak mümkün mü? Bunu konuşacağız. Evet tamam bir şekilde ağırlıklarımızdan kurtulmayı öğrendik ama en güzeli en baştan ağırlaşmamak. Hani fiziksel dünyada da bunu böyle düşünebiliriz. En baştan kilo almamak, değil mi? Evet kilo verebiliriz ama en baştan almasak ne kadar güzel olur? Evet evi toplayabiliriz. Gereksiz eşyaları atabiliriz, sadeleşebiliriz. Ama en baştan o evlerimizi tıka basa eşyalarla doldurmasak, gereksiz şeyleri biriktirmesek ama şunu da bilemiyoruz. Hangisi gerekli, hangisi gereksiz? Ya sonra bana lazım olursa ya sonra bana lazım olursa düşüncesi bizi ev, ev fiziksel dünyamızda da istifleyici birer insan olmaya götürüyor olabilir. Evet konumuz dayanıklılık. Amacımız ne? Dayanıklı olmak istiyoruz sevgili dostlarım. Psikolojik olarak sağlam olmak istiyoruz. Sinirlerimiz kolay kolay bozulmasın istiyoruz. Çünkü sinirlerimiz bozulduğunda hani hayat içerisinde mücadele veriyoruz. Bazen yani böyle istemediğim şeyler yapıyorum. Sinirlerim bozulduğunda sevdiğim insanların kalbini kırabiliyorum. Gereksiz yerlerde kendimi tüketiyorum. Sıra sevdiğim insanlara geldiğinde ne yapıyorum? İlişkilerimi baltalıyorum, bozuyorum. Ne gerek var? Ya da olmadık insanların yanında gözyaşlarımı tutamıyorum, ağlıyorum. İşte bu yıpranmışlığın önünde durmak için devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu da yine benim podcast olarak kaydettiğim yayınlardan bir tanesi. Yine YouTube'a da yüklüyorum. Beni her nereden dinliyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Yorumların önemli de şimdi göreceğiz. Yani neden biz <laughs> bir video dinledikten bir kitap okuduktan sonra bir yorum yapmalıyız? Ona da bakacağız. Şimdi sinirlerimizin yıpranmasına, tahammülümüzün azalmasına neden olan psikolojik yüklere konuşmaya başlayalım. Şimdi bu yükler en çok e, gönül yorgunluğu şeklinde kendini gösteriyor. Gönül yorgunluğu şeklinde biz bunu hissediyoruz. Ne yaptık da yorulduk diyoruz, anlayamıyoruz. Hani fiziksel olarak yorulmamışım ama bir yorgunluk var üzerimde, bir atalet. Ya diyorsun ki ya ne yaptım da yoruldum bugün? Hani yürümedim, bir iş yapmadım, uykumu aldım, vitaminlerimi içtim, güzel beslendim ama ruhum yorgun. Bu hissi yaşadınız mı? Yaşamışsınızdır. Yani hala burada benimle e, beraberseniz bu hissi yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Böyle zamanlarda e, kimseyi görmek istemeyiz. E, bazılarımız şöyle ister. Yani yorganı başımdan aşağı çekeyim. Yani üç gün böyle uyuyayım. Bir danışalım şöyle demişti. Böyle son derece yorulmuş, tükenmiş. Ya demişti. Tülay bir araba çarpsa da şöyle ayağımı alçıya alsalar. Böyle ben altı ay falan hiç yerimden kalkmasam. Hani kimselere görünmesem böyle hissedenler olmuştur. Buna benzer duygular içine girmişsinizdir. Eğer YouTube'dan izliyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz sevgili dostlar. Daha doğrusu YouTube'da podcast'ten dinliyorsanız. Böyle kimselerin olmadığı ıssız bir yerde birkaç gün geçirmeyi hayal ederiz. Adeta ıssızlık özlemi çekeriz. Peki nasıl oluyor da alıp başımızı ıssız diyarlara kaçmak isteyecek kadar kendimizi, ruhsal enerjimizi, manevi gücümüzü tüketiyoruz? Şimdi Arkadaşlar, kıymetli dostlarım, dış dünyada dış dünyada pek çok uyaran var ve biz farkına bile varmadan gözlerimizi açtığımız andan itibaren zihnimize doğru akan bir veri akışı var. Yani gözlerimizle görüp kulaklarımızla işittiğimiz her şey zihnimizin bekleme odalarında düzenlenip ayıklanmak üzere dikkatimizi bekliyor. Evet, beş duyu organıyla özellikle bu veri girişini alıyoruz. En çok gözler, daha sonra da kulaklarımızla. Aslında yorulan şey dikkatimiz oluyor. Bu nasıl oluyor derseniz evet çok fazla izliyor ve dinliyoruz. Şu anda da beni dinliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Hani ses olsun diye açık bıraktığımız televizyonun Bizi yormadığını sanıyoruz ama yoruyor. Bunu bir süre sonra anlıyorsunuz. Oh be diyorsunuz kafam şişti. Bu bazen yıllarla beraber gelen bir yorgunluk oluyor. Hani belli bir yaştan sonra e, hani siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama eğer gençseniz sevgili dostum, genç bir kardeşimsen annenden, babandan, etrafındaki yetişkinlerden duyuyorsundur. Of, bunu sesini kız kafam götürmüyor. Ya da bir noktada bu sese tahammül edemediğiniz, daha fazla sese tahammül edemediğiniz nokta işte limitlerinizin dolduğunu gösterir bu şekilde de fark edebilirsiniz. Evet çok fazla izliyor ve dinliyoruz. Ee, sürekli bir müzik var arabada ya da bir yerde sürekli müzik belki çalıştığınız yerde sürekli işte o sürekli çalan müzik sesi de evet iyi geliyor müzik ruhun gıdası ama bütün gıdaların fazlası bizler için zararlı. Aynı şekilde Sevdiğimiz insanlarla mesajlaşmak, görüntülü konuşmak ya da buluşup sohbet etmek. Yani bakın bir insanı ne kadar severseniz sevin. Arkadaşınız olur, eşiniz, sevgiliniz, evladınız bile olabilir. Her temasın bir doygunluk noktası var. Fiziksel dünyada olduğu gibi bir şeyi ne kadar çok seversem seveyim yiyorum. Karnım doyuyor ve bir noktada bir lokma daha yiyecek yerim kalmıyor. Duygusal dünyada da böyle. Karşımda benim en sevdiğim insan da olsa eğer biz bu temas süresini çok uzatırsak. Uzun uzun mesajlaşırsanız sevgilinizle. Arkadaşlarınızla çok fazla telefonla konuşursanız şimdi eskiden tabii bu şöyle bir şey vardı hani e, bu internetin olmadığı bu WhatsApp vesaire hani çok yazmasın kapatalım. Şimdi tabii çok sınırsız internetler, her şeyler çok sınırsız olduğu için bir noktada konuşmaya başlamadan önce o konuşma sürelerini kafanızda kıymetli dostlarım sınırlandırın bu bitmeyen mesajlaşmalar illaki kavgayla, bu bitmeyen sohbetler illa bir yerde bir anlaşmazlıkla hani illa böyle bir problem çıkana kadar beklemeye, birbirimizi üzene kadar muhabbetleri sürdürmeye gerek yok. Şimdi bizler bu süreçleri yönetemediğimizde Enerjimizi çok hızlı tükettiğimizde her şeyden ve herkesten kaçma isteği kaçınılmaz olacaktır. Çünkü yoruluyoruz. Dikkatimiz yoruluyor. Sevgilimizi dinlerken de çocuğumuzla oynarken de yani bir dizi hatta bırakın dizi ve oyun oynayan kardeşlerim vardır. Bakın bilgisayar oynuyorsunuz 2 saat 3 saat 4 saat bir süre sonra o bölümü geçemiyorsunuz. Halbuki geçebilirsiniz. Orada bile bir ara verip yarım saat sonra döndüğünüzde aa dersiniz bu bölümü geçebiliyorum. En sevdiğiniz diziden de sıkılırsınız. En sevdiğiniz insandan da sıkılırsınız sıkılırsınız. Daha doğrusu sıkılma demeyelim de dikkatimiz yoruluyor arkadaşlar. Yoruluyoruz. Manevi limitlerimiz, duygusal limitlerimiz de hani sadece olumsuz olaylar bizi tüketmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Olumlu olaylar, sevdiğimiz insanlarla temas kurmak da bizi tüketebiliyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi o zaman ne yapacağız? Burada birkaç noktada birkaç öneri vermek e, istiyorum. Burada tabii şunu konuşuyoruz. Bize e, bize psikolojik e, ağırlık yapan ve dışarıdan gelen verileri konuşuyoruz. Bununla beraber bu podcast'te onu anlatmayacağım. Daha sonra anlatacağım ama dışarıdan hiçbir uyaran olmadığı halde insanın kendi içinden kendini yoran, tüketen o hani, kurmak diyelim buna. Bazen e, bütün uyaranlara gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı tıkayıp yine de insan kurup kendi kendine de kendi kendini ağırlaştırabilir ama bunu daha sonra konuşacağız. Şu anda Dış dünyadan gelen uyaranların bizi nasıl e, yoğurduğu konusunu anlatmaya çalışıyorum. Burada ufak tefek tedbirler, önlemler alarak sevgili dostlarım kendimizi, yani daha az yorulmak, kendimizi, ruhsal enerjimizi daha idareli kullanmak mümkün. Şimdi e, ilk olarak bir soru sorayım size. E, sevdiğiniz insanlarla bir araya geldiniz ya da sevdiğiniz sevmediğiniz insanlarla bir araya geldiğinizde onları dinlediğiniz kadar siz de konuşuyor musunuz? Yani kendinizi bir ortamda, Olumlu ya da olumsuz anlamda ifade ediyor musunuz? Evet dinlediniz, çok güzel dinlediniz. E, fakat bir ortamda sadece dinleyici olursanız, sürekli insanlar konuşur, siz dinlerseniz ya da geri bildirim almak sizin için çok önemli olursa. İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü acaba hani beni sevdiler mi sevmediler mi işte benimle ilgili ne düşündüler? Yaptığım yemeği beğendiler mi? Soframı beğendiler mi? Sadece dinle dinleyici olursanız işte bu noktada o ortamdan yüklü ayrılırsınız. Ne kadar dinliyorsanız o kadar da kendinizi ifade etmeniz lazım. Bir ortama girdiniz, her şey çok güzel. Ee, orada güzel olanı da dile getirin. Bundan çekinmeyin. Aa öyle mi İlk defa duydum. Eğer bir şeyi ilk defa duyduysanız, öğrendiyseniz e, burada mesela şu sebeplerden dolayı olumlu geri bildirim vermekten çekiniyoruz. Ya şimdi belki de bu çok bilinen bir şey ben ilk defa biliyorum komik duruma düşmeyeyim diye olabilirsiniz. Ya zaten bunu duymaya ihtiyacı yok diye, diyor olabilirsiniz. Ya şimdi bunu söyleyeceğim şımaracak. Ne olursa olsun bir ortama girdiniz bir şeyi ilk defa yediniz size ikram edildi. İlk defa aa bunu ilk defa yiyorum bunu söyleyin. Ne kadar lezzetli elinize sağlık. Bunu söyleyin, teşekkür edin. Bir ortamda olumlu bir şey varsa, bir şey alıyorsanız karşı tarafa da bir şey verin. Olumlu düşüncelerinizi söyleyin. Bununla beraber eğer bir ortamda sizi rahatsız eden bir şeyler varsa bunu da dile getirin. Bunu dile getirmekten de çekinmeyin. Karşı taraf size bir şeyler söylüyor, sizinle ilgili bir şeyler söylüyor ya da böyle düşüncelerini paylaşıyor. Şunu da söyleyebilmeniz lazım. Çok güzel anlıyorum ama ben böyle düşünmüyorum. Ben bu söylediğinize katılmıyorum. Eğer kendimizi ifade etmezsek olumlu ya da olumsuz bir şekilde çok yüklü ve yorgun bir şekilde o ortamdan ayrılırız. Sadece temas ettiğimiz süreleri değil. Aynı şekilde ortamlarda sadece dinleyici konumunda olmamak, kendimizi de ifade etmek önemli. O yüzden de mesela işte YouTube'da bir video dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Arkasını akabinde ne kadar güzel bir şey ki siz de yorumlarınızı yazabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bir şey dinlediğinizde, bir kitabı okuduğunuzda muhakkak kendi cümlelerinizle ya o kitapla ilgili birkaç özet çıkarın. Paylaşabiliyorsanız birkaç kişi hani mesela şu da çok güzeldir. Bir iki kişi bir film seyredip üzerine sohbet edersiniz bazen. Çünkü bir şey aldınız ve aynı şekilde bir takım bilgileri yorumlayıp sizin de bir katkıda bulunmanız gerekir. Defterinize bir şey yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, bir başka arkadaşınızla bunu paylaşabilirsiniz ama sadece alıcı değil, aynı zamanda sizin de kendinizi ifade etmeniz çok çok önemli. Yani tam olarak öyle değil. Ben öyle düşünmüyorum. Bu söylediğine katılmıyorum gibi cümleleri ortamlarda kurmaktan çekinmeyin. Evet bunu biliyorum. Bazen korkuyoruz, söylemiyoruz. İyiyi de kötüyü de söylemiyoruz. Kendimize saklıyoruz. O zaman arkadaşlar sosyal ortamlar sizin için çok yorucu olur. Dinlediniz 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 ondan sonra şöyle olur ya dedikodu yapmak zorundasınız oradan çıktınız arkadaşınızla çıktınız eşinizle çıktınız ya inanamıyorum fark ettin mi işte ay, Ahmet neler söyledi öyle ay neler söyledi ay o öyle neler yaptı dedikodu yapacaksınız dedikodu yaptığınızda evet dedikodu yapmasanız da çatlarsınız tabii böyle bir durumda ama dedikodu yapmak da kötü bir şey sonuç olarak bizler o ortamda ifade edebildiğimiz kadar güvenli liman, tabii tabi yani güvenli sınırlar içerisinde kendimizi ifade edeceğiz. İkinci olarak az önce de söyledim. Temasların süresini sınırlamaya çalışın. Biliyorum çok zor bunu yapmak. Şöyle şeyler yaşarız. Bir arkadaşınızı davet etmek istersiniz. Ya bir çağırsam özledim kahve içmek ama şunu bilirsiniz. Ya şimdi gelecek ve çok uzun oturacak. Ya şimdi gelecek anlatmaya başlayacak. İşte çocuğunu anlatacak, şunu anlatacak, bunu anlatacak. İşte susmayacak. Sevdiğimiz ve görüşmek istediğimiz insanlar bizimle hani yani bana yarım saat bir saat yetiyordur da o 3 4 saatten önce kalkmıyordur ve bu yüzden de aman o, o kadar çok oturuyor ki. Bu misafirlik süreleri bize gelen insanların misafirlik süreleri olabilir. Ha, dışarıda buluştuğumuzda biraz daha kolay. Ee, diyebilirsiniz ki bana müsaade ben kalkayım. Ama bu ev ziyaretlerinde e, işimiz biraz daha zor olabiliyor. Fakat bu bizim e, hem kendimiz için hem de diğer insanlar için aşmak zorunda olduğumuz ve aşabileceğimize de inandığım bir sorun arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz mesela burada? Şu bilgiyi öncelikle netleştirelim zihnimizde. O muhabbetin en tatlı yeri var ya arkadaşlar. O muhabbetin özellikle muhabbetin en tatlı yerinde geri çekilmeyi öğrenirsek bu konuda pratik yaparsak insanlarla olan münasebetlerimizden yorgun ayrılmadığımızı görürüz. Ha şöyle yapabiliriz. Arkadaşım ya bir çok özledim seni. Gel biz de şöyle bir kahve içelim. Ya da komşunuz olabilir, yakın birisi. Ama benim e, ya bir saatlik bir zamanım var. İşte bir saat sonra benim şunu 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 yapmam lazım. İşe başlamam lazım. İşte biliyorsun home office çalışıyorum. Çocuğu okuldan almam lazım. E, evet, başlangıçta bu şey gibi gelebilir. E, kırıcı, hani şey diyebilir. Yani sınırlandırıyor musun? İşte yani karşı taraf daha uzun oturmak isteyebilir. Bu noktada siz Net olursanız, kendinizden emin olursanız, vicdan azabı da yapmazsanız, herkes buna alışır arkadaşlar. Önemli olan sizin. Siz kötü bir şey yapmıyorsunuz ki. Sınır koyuyorsunuz. Çünkü yani mesela benim ben 100 gram yerim, doyarım. Sen 200 gram yer doyarsın. Herkesin bir doyma eşiği farklı. Yani ben bir bardak içebilirim, sen iki bardak içebilirsin. Ben beş kahve içerim, hiçbir şey olmaz. Öteki bir bardak kahvede çarpıntı yapar. Limitlerimiz farklı olabilir. Önemli olan bana ne kadar uyuyor. Evet, yani ben doyduğumda ya bu bana fazla geldiğinde. Çünkü dikkat edin, bir noktada sıkılmaya başlarsınız, dinleyemezsiniz, o anlatır, dikkatiniz dağılır. E bunun aksi tabii ki insanlarla görüşmemek bunun yer yani zıttı. Hani biz burada hani güya kibar olacağız filan diye görüştüğümüzde de sınır koymadığımızda e sonra bunun zararı yine bize oluyor. Yine bize oluyor. Ya bir süre hiç kimseyle görüşmek istemiyoruz. Alıp başımızı gitmek istiyoruz. Değil mi? Gerek yok. Ee, Tabii bu, bu aşırı uyarana maruz kaldığımız zamanlar ne demiştik başta evet bu sürekli açık alan televizyon izlediğimiz diziler filmler gözlerimiz aracılığıyla bu girdi evet, evet televizyonu kapattım sesi kapattım müziği kapattım sesi kıstım tamam bunları yapmak kolay arkadaş ortamında da işte müsaade istedim Müh muhabbetin en tatlı yerinde sevgilimle de konuşurken tamam geri çekilmeyi öğrendim bunları da yaptım. Ama diyebilirsiniz ki ya Tülay benim de bir işim var. İşim gücüm itibariyle, durumlar itibariyle kalabalık ortamlara girmek zorunda oluyorum. E, i̇şim bu zaten. E, yani gözlerimi de kapatamam. Yani burada da e, hemen kaçamayacağım ortamlar var. Bu tür ortamlarda da kendinizi şu şekilde koruyabilirsiniz mümkün olduğu kadar. E, bakın şunu net anladık değil mi arkadaşlar? Bu uyaranların çok büyük bir kısmı gözlerimiz yoluyla zihnimize geliyor daha sonra da kulaklarımız yoluyla. Demek ki ara sıra bizler gözlerimizi dinlendireceğiz. Nasıl dinlendireceğiz? Gözlerimizi kapatabilirsek çok güzel olur. Hani bazen bir toplantı olur. Nerede olursanız olun gözlerinizi kapatın. Hani göz kırparken daha uzun süre kapalı tutun. Bir süre nefes alışverişlerinize dikkatinizi verin. Güneş gözlüğü takıyorsanız bunu bunun arkasına yapmak çok daha kolaydır. Yine Gürültülü ortamlarda kulaklıklarınız, en azından kendi seçtiğiniz herhangi bir şey dinleyebilirsiniz. Bir podcast dinleyebilirsiniz, istediğiniz bir şey dinlersiniz. Kulaklık, gözlük, bazen işte şapka takmak. Bunlar da bizi uyaran fazlalığından, hani bir at gözlüğü takmak gibi düşünün, koruyabilecek önlemler. Ee, tabii en önemlisi de bu elinizdeki telefonlar. Bakıyoruz, 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 yukarı kaydır, Reels, özellikle bu Reels'ler var ya. Arkadaşlar ben de hazırlıyorum bazen Instagram bunu istiyor, YouTube bunu istiyor. Tamam ama bunlar da bizim dikkatimizi öyle bir emiyor ki daha sonra gerçekten dikkatimizi vermemiz gereken bir şey olduğunda çocuğumuzu dinlemeye, işimizi yapmaya, bir rapor yazmaya, ödev, ödev yapmaya dikkatimiz kalmıyor. Yani dikkatimizin yorulmaması lazım. Çünkü dikkatimiz bu hayattaki en önemli enerjimiz. Dikkatimizi böyle çeken Evet, ben dikkat vermiyorum ama o sinsice benim dikkatimi çeken ekranlar, gürültüler, müzik, kalabalık ortamlar buralarda. Evet ya, ben bu bana çok fazla gelmeye başladı. Bunu siz hissedeceksiniz. Buna dikkatinizi verin. Evet ya, bu bana evet çok iyi, çok keyfim yerinde ama biraz daha. Hani ne yapıyoruz burada? Enerjimizi dikkatli harcıyoruz ki psikolojik olarak daha sağlam olabilirim. Evet, psikolojik sağlamlık konusunu konuşmaya devam ediyorum. Bugün bugün neyi konuştuk? Hemen özetle söyleyelim. E, psikolojik yükler bize psikolojik olarak ağırlık yapan, fiziksel olarak yorulmasak da, bakın fiziksel olarak yorgun olmasanız da oturup bir saat e, Instagram'a bakarsanız, bir saat dizi izlerseniz yorulursunuz. Oturduk yerden yorulursunuz sonra da şaşırırsınız dersiniz ki ya bugün arkadaşlarla buluştuk hiçbir şey de yapmadık bütün gün oturduk işte sohbet ettik yenilerden eskilerden kızlarla bir araya geldik konuştuk yorgun hissediyorum e çünkü orada da diyorum ya o muhabbetin en tatlı yerinde sevgilinizle de özellikle aşk ilişkilerinde sorun yaşıyorsanız arkadaşlar lütfen o en tatlı yerinde o mesajlaşmayı durdurun. O en tatlı yerinde hadi benim işim var deyip oradan kalkın, onu kesin. Olur mu? Bir sonraki buluşmaya saklayın. Bir sonraki görüşmeye saklayın. İlişkileriniz o zaman uzun ömürlü olur. Yani uzun ömürlü hem kendimizi uzun kendi ruhsal enerjimizin uzun ömürlü olması için hem ilişkilerimizin uzun ömürlü olması için dikkatimizi dinlendireceğiz. dikkatimizi dinlendirmek çok çok önemli ve bir daha bir daha söyleyelim. Geri bildirim almak ve vermek sadece sizin hakkınızda söylenenleri dinlemeyin. Evet dinleyin ama ondan sonra siz de mutlaka bir şey söyleyin. Dinlediğiniz kadar aldığınız kadar vermeniz de çok çok önemli. Okuduğunuz kitapların özetini çıkartabilirsiniz. Seyrettiğiniz filmler hakkında seyrettiğiniz bir dizi mutlaka bir iki bölüm hani bütün sezonu falan asla izlemeyin. Bunlar çok yorgunluk yapar insana. Kalabalık ortamlara gitmek zorunda olabilirsiniz. İşte e, hastaneye gidersiniz, cenazeye gidersiniz, düğüne gidersiniz. Herhangi bir şekilde işiniz gereği bir AVM'de çalışıyorsunuzdur. Çok fazla temasa maruz kalıyorsunuzdur. Ara sıra lütfen kendinizi dinlendirin. Buna zaman ayırın. Tükenene kadar beklemeyin. Çünkü tükenene kadar beklediğinizde aralarda böyle gözlerinizi dinlendirmek, dikkatinizi kendi içinize yöneltmek için ara vermediğinizde Finalde olacak şey alıp başımı gitmek istiyorum ben bir sahil kasabasına yerleşmek istiyorum bazen öyle sosyal medyada karşıma çıkıyor böyle Karadeniz'de evler var hepinizden nefret ediyorum evi falan diye yazıyor altına böyle inzivaya çekilme isteği sonrasında da bu tür inzivaya çekilenleri de görüyorum sonra ne oluyor çok daha büyük bir açlıkla tekrardan insanların arasına giriyorsunuz dengeniz daha fazla bozuluyor ağırlık iyi bir şey değil psikolojik ağırlık manevi ağırlıkları da omuzlarımızdan atacağız ne kadar hafif olursak, ne kadar hafif olursak o kadar dengeli oluruz. Fiziksel dünyada da böyle. Yükümüz ağır olursa çabuk yoruluruz. Yüklerimiz hafif olursa psikolojik olarak da ilerlememiz, büyümemiz mümkün olur. Kıymetli dostlarım ben psikolog Tülay Kök. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.